Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Farklı mobilya seçenekleriyle Türk mobilyacılığında fark yaratan Anka Home Furniture, Kuzey Londra'da Edmonton'da siz değerli müşterilerini bekliyor. Bu hafta sizler için farklı kumaş çeşitlerini konuştuk. Anka Home Furniture Direktörü Bülent Öz'le birlikte çayımızı içiyoruz. Bir yandan da ürünleri konuşacağız bu hafta sizler için. Üzerinde oturduğumuz koltuk takımı ve showroom'a yeni gelen bir koltuk takımı. Şimdi bunların kumaşlarıyla başlayalım isterseniz Bülent Bey. Özellikle deri gibi görünmesi ama deri olmaması, kullanımı kolay olması, değil mi? Birçok farklı özelliği var. Aslında sizden dinleyelim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, bu koltuk modelimizi de tanıtalım. Nazen de benim annemin adı. Tasarım bana ait olduğu için annemin adını da yaşatmak adına, annem hayatta gerçi, adını yaşatmak adına koyduk. Evet, bu koltukta Nubuk'un bu tarz kumaşını kullanmayı tercih ettik. Bu bakıldığında ve dokunulduğunda deriyle birebir aynı görüntü. Dokunulduğunda biraz deri olmadığını hissediyor insanlar ama yine deri mi diye geliyorlar ve ısrarla diyorlar ki bu koltuğu göstereyim, biz deri istemiyoruz ama diyorlar. Bu Nubuk serisinin, Nubuk kumaşın farklı bir versiyonu, Nubuk yine. Üzerindeki deseni ve dokusu farklı. Kumaş en nihayetinde. Bu kumaşın artısı şu, hani bir şey döküldüğünde, yemek yerken ya da bir şey içerken döküldüğünde yüzeyde kalıyor, aralarına girmiyor, kenarlara kaçmıyor. Temizliği kolay. Görüntü olarak da gerçekten farklı, işte herkesin dediği gibi deri zannettik ve hala diyorlar ki biz deri istemiyoruz. Yani o algıyı kafadan atmıyor. Biz ama Türk milleti olarak, yani Türkiye insanı olarak deriye çok alışkın bir millet değiliz zaten. Kullanamayız. O yüzden onu bildiğimiz için insanlar direkt ben deri istemiyorum diyor. Ama kalite olarak, kullanım ve kullanış olarak gerçekten çok iyi bir kumaş. Tabii maliyet açısından da bize ciddi anlamda maliyetli diğer kumaşlara göre. Ama fiyat farkı almadan biz biliyorsunuz bütün ürünleri kullanıyoruz. Bu ürün aynı zamanda yatak olabiliyor. 3 metreye 2.45 ölçüsünde ama evin durumuna ve şekline göre ölçü değişebiliyor, yönü değişebiliyor. Yani Anka Home Furniture'ın terzilik kısmı bu üründe de yine geçerli. Güzel bir ürün, ağır bir ürün. Bunun asıl menşei İngiliz Chester koltuktan çevrilmiştir. P koldur. Yani Chester koltuğun köşesidir, öyle söyleyeyim. Beğeniliyor ve satışı, açık satışa devam ediyor. Güzel bir koltuğumuz. Yine orada bir Zen adında bir modelimiz geldi. Tamamen tasarım ürünü. Bir tarafında kol, bir tarafında sehpa var. Gerçek orijinal ahşap ayaklarla sırt köşelerde yaslanmalar bulunuyor. Tarzı, stili diğer bugüne kadar alışılmış olan bütün modellerden farklı. Modernle klasi harmanlamış, karıştırmış. Capitone ile bunu oya gibi işlemiş. Farklı bir model. Onu da yakından yatak oluşu ve sinema koltuğu oluşu şekillerini gösteririz. Biz söz verdiğimiz gibi devam ediyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Hiç ara vermedik, hiç tatil yapmadık. Yapmayacağız bu sene Anka Home Furniture ailesi olarak. Yeni ürünlerle işte gündeme gelmeye çalışıyoruz. Bir yandan kampanyalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Hiç ara vermedik. İşte masa sandalye kampanyamız, koltuk kampanyamız. Bir de tabii sizin bilginiz yok. Bunların yanında biz bir de köşe koltuk takımı kampanyası yaptık. Yokluğumuzda onu mu başlattınız? Hangisi o kampanyada olan? Arkada eski mağazamızda 3295'e sattığımız model, kasa modelini şu an 1995 pound'a satıyoruz. Evet. 1995 pound'a. Köşe güzel bir takım. Yani rüştünü, satışını ispat etmiş bir takım. Kampanyayla da onu taçlandırdık. Şimdi tabii güzel ürünleri, yeni gelen ürünleri, kampanyadaki ürünleri söylediniz ama biraz önce konuşmanızın arasında söylemiş olduğunuz gibi o Anka Home Furniture'ın terzilik kısmı dediniz. Yani her üründe farklı dokunuşlar yapabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü bazen bir ürünü sevebiliyorsunuz ama farklı bir şey, bir tarz yakalamak için ya da kafanızdaki bir şeyi onda görmek için, değil mi? Bunun olması aslında en önemli ayrıntılardan bir tanesi. Evet, şimdi bir şeyi hayal ediyorsunuz ya da istiyorsunuz, buluyorsunuz ama bir tane, iki tane bir yerlerinde bir eksik var. Tam tamamlanmıyor. Biz o eksikleri de gideriyoruz. Yani kumaşında, ölçüsünde, kırlentinde, ayağında, boyasında, ayak modelinde, yani her şeyi de değiştirebiliyoruz. Bir dönem ilk çıktığında 90'lı yılların sonu galiba, 2000'li yılların başında arabanı kendin yarat demişti BMW ile Mercedes. Hani arabada ne istiyorsan kendin seç kardeşim, tıkla fiyatını belirle demiş adam. Alman o zaman. Biz onu daha yeni işte idrak edip herhalde hayatımıza dahil ediyoruz. Biz de mobilyada bir ilk gerçekten bu. Çünkü
Mobilya fabrikaları kendi ürünlerini standartları ölçüsüne ise onu seri üretir, paketler piyasaya sürer ve satar. Biz öyle değil, biz insanların istediğini üretiyoruz. Şimdi burada çok ciddi bir fark var. Yani biri siyah, biri beyaz. Biz hazır ürün üretip satmaya çalışmıyoruz. Biz müşterimizin istediği kendine ait özel ürünü üretip ona teslim ediyoruz. Tabi bu meşakkatli bir iş ama bütün bunları 4 ila 6 haftada yapıp teslim ediyoruz. Tabi nakliyeden bir şey olmazsa, gümrüklerden bir sıkıntı olmazsa biz üretim ve teslim süremize biz uyuyoruz. Fakat bazen gümrükten, kastımdan ya da gemi firmalarından kaynaklı sorunlar oluyor. Onda da yapacak hiçbir şey yok. Durum bu. Ben son olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Yani şimdi piyasa bugünlerde biraz daha hareketlendi tatil öncesi. Fakat enteresan fiyatlar, enteresan ürünler dönüyor piyasada. Söylemek istediğimiz şu, hep söylüyoruz mobilyacının mobilyacı olup olmadığını mobilya eve girdikten sonraki alacağınız hizmetten anlarsınız diye insanlarımıza. Uyarıyoruz, ikaz ediyoruz. Sadece fiyat odaklı ürün almayın diyoruz. Fiyat odaklı ürün alan herkes üzülmek zorunda, üzülecektir de. Piyasada birileri geliyor, birileri gidiyor ve fiyatlar değişiyor. Enteresan fiyatlar var. Ve yine söyleyeceğim bunu, ukalalık olarak algılamazsa kimse, takip edilmek ve taklit edilmek çok güzel. Bunun hazzını yaşıyoruz. Taklitler aslını yaşatır, biz zaten yaşıyoruz. Bize uğramadan karar vermesinler. Tek isteğimiz bu. Teşekkür ederim, ayağınıza sağlık.